Yine pembe makyajlıyım. Neden pembe makyajlıyım az sonra anlatacağım zaten. Bir tane daha video çektim. Beni perşembe günü de böyle göreceksiniz. Ama şu an pek şikayetçi değilim ya halimden. Özellikle göz pınarımdaki hayvani aydınlatıcı şu anda bana yaşama sevinci veriyor. Bugün hayvan insanlar gibi alışveriş yaptığım için sizinle birazcık paylaşmak istedim. Birçoğunuz alışveriş videolarını çok seviyor. Bu alışveriş videolarının amacı bundan sonraki videolarda ne görmek isterseniz onları önceliklendirmek. Çünkü gerçekten uzun bir zaman önce ihtiyaçtan alışveriş yapmayı bıraktım. Videolarda size göstermek istediğim, denemek istediğim beraber veya bir şeylerle karşılaştırmak istediğim ürünleri sadece satın alıyorum. Onu da hep indirim zamanında alıyorum. Bakmayın bunların hepsi gratis poşetinde ama hepsini alıp hani bir tane çantaya koydum ki buradan çıkartması kolay olsun diye. Başlamadan önce hemen hatırlatmamı yapayım o halde. Hemen şimdi kanala abone olursanız çok sevinirim. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 18'de yeni videolar yüklüyorum. Bunu her seferinde söylüyorum ama bunu böyle ezberden söyleyince sanki hepinizin dikkatini çekmiyormuşum gibi geliyor. Arada bazı insanlar böyle, "Aa ben seni çok uzun süredir takip ediyorum, neden abone olmamışım?" diyor. Diyorum, neden olmadın acaba? Hep hatırlatıyorum oysa ki. Ayrıca bir tane de oradaki zile tıklarsanız ben her yeni video yüklediğimde YouTube belki size bir uyarı gönderebiliyor. Hazırsınız? Başlayalım. Bu videonun başlangıcında bir şey daha söyleyeyim. Kozmetik bir ihtiyaç değil. Kozmetik bir öncelik değil. Makyajsız kimse ölmez. Bir şeye sahip değilseniz hiçbir şeyiniz eksik anlamına gelmiyor. Lütfen bunun benim işim olduğunu, işim için ham madde aldığımı düşünün. Bu özenilecek bir şey değil. Benim kanalımın tek amacı sizin zaten almayı hedeflediğiniz, almayı düşündüğünüz, aklınızda olan bir şekilde hani bütçenize sokmaya çalıştığınız bir ürünün değip değmeyeceğini size uygulamalı olarak gösterip fikir vermek. Lütfen özellikle her videoda söylemeye çalışıyorum. Kozmetiği hayatınızın önceliği veya makyaj koleksiyonunuzun büyüklüğünü sizin değerinizin bir kriteri olarak görmeyin. Okay. Şimdi başlayabiliriz o halde. İlk başta Sofex Extra Spice paletten başlayacağım. Bunu aslında daha önce almıştım da hani bu da son alışverişlerimden bir tanesi diye gösterdim. Perşembe günü bunun videosu gelecek. Böyle bir palet. Bunu genelde sarısı pembesi için aldım. Bu maskelerden özellikle şu mavi olanını Dr. Jart'ın bir maskesiyle mi karşılaştırmıştım ben? Öyle hatırlıyorum. Başka bir tane rubber maskla karşılaştırmıştım. O video da benim çok eski videolarımdan bir tanesi. Buraya linkleyeyim. Scenic markasının maskesi. Watsons'larda satılan Kore ürünü bu. Kullanması bir tık zor sayılabilecek bir maske aslında. Üstü ayrı. Şu altı ayrı maskelerden. Şurası da krem bölümü. O kremi sürüyorsunuz. Sonra o plastik olan maskeyi yapıştırıyorsunuz. Cildiniz onu emiyor. Sevdiğim için bu 3. veya 4. olsa gerek. Bu mavi olan Moisture Barrier Care dedikleri cildinizin nem bariyerini tekrar güçlendirecek olan versiyonu. Bir tane de Protective Barrier Care diye yeşil olanını aldım. Bunu hiç denememiştim ama daha önce hiç denemedim. Frudia diye başka bir tane daha maske aldım ikili. Bir tanesi narlı nemlendirici olanı. Diğeri de blueberry'li nemlendirici olanı. Parfüm dışında sanırım çok kötü bir şeyler yok diye aldım. Parfüm bana çok aşırı alerji yapan falan bir şey değil. Hani birazcık idare edebiliyorum. Olmamasını tercih ederim. Ama bu şeylerde kağıt maskelerde genelde oluyor diye hatırlıyorum. Yine Clinique markasının Feel So Good Peeling Pad diye bir ürününü aldım. Bu da asitli bir peeling pedi. Buna benzer Nipah Fab'in glikolik pedleri var. Acaba onlar gibi mi diye düşündüm. Bunu bir seyahate gitme ihtimalimiz var. Oraya götürmek için aldım daha çok. Önemli bir şey yaptım. Not markasını inceleyeceğim. Elimde ne yoksa onları almaya çalıştım Not'tan. Bir tane mineral allık aldım. Bunun rengi 101. Tekli bir allık. Çok fazla fiyatlarını söyleme taraftarı değilim. Biliyorsunuz her zaman aynı şeyi söylüyorum. Çünkü sonradan bu videoları izleyen insanlar gelip diyorlar ki onun fiyatı değişmiş. Sonra ben cinnet geçirmek zorunda kalıyorum. Ürün fiyatlarını Google'dan zaten bulabilirsiniz. Zaten sürekli değişiyorlar. Bir tane far paleti aldım. 103 numaralı böyle yeşil renklerden oluşan bir far paleti. Bunları şu an swatchlamıyorum ve çok fazla göstermiyorum. Dediğim gibi beraber deneyeceğiz zaten. Not markasında bir ayrıntılı inceleme yapacağım. Bir tane kaş ürünü aldım ama gördüğünüz gibi parçalanmış maalesef. 3 numaralı brunette rengi. Define, Shape and Fix diye dörtlü bir kaş ürünü. 2 tane wax'ı, 2 tane de tozu var. Bir böyle spoolie denilen şu kaş fırçalarından. Bir tarafı bu sevmediğimiz sünger aplikatör, diğer tarafı da kesik uçlu kaş fırçası olan bir ürünü var. Medium to Dark Perfecting Contouring Powder Palette adlı şu ürünü aldım. Revolution'dan yine Love the Revolution diye böyle bir palet aldım. Ortası hafif mor alt tonlu bir highlighter. Diğer
Üzerleri de farları. Aslında bu aldık olarak da kullanılabilir. Swatchladım. Birazcık bozdum üstünü ama videolarını çekeceğim bunların da. Bir de Reloaded Neutrals 2'yu aldım. Bu paletlerin formülleri fena değil. Bunları da swatchladım. Alevli alevli renkleri var. Moru ve şu renkleri falan çok hoşuma gitti. Böyle böyle olanları. Sonra abi kendimi nasıl kaybettiysem şöyle bir hata yaptım. Wet n Wild'ın bronzerlarını deneyecektim. Bir tanesinden iki tane almışım yanlışlıkla. Bir tanesi Ticket to Brazil. Bu zaten eskiden de olan bir rengiydi. Sıcak, ışıltılı böyle yazlık bir bronzer. Bir tanesi What Shady Beaches. Bunu işte yanlışlıkla iki kez almışım. Yani bir gün almışım, bir gün daha almışım. O yüzden birini ayırdım, hiç dokunmadım. Bir tanesi de Sunset Striptease. Sunset Striptease şu anda yüzümde. Hatta şununla beraber yüzümde. 338 numaralı Honey rengi. Bu Infallible Modern Concealer'ın bronzer rengi. Kontür rengi değil, bronzer rengi bu Honey rengi. Çok fazla kontür yapan bir insan değilim ama daha önce de birçok kez söylediğim gibi bu ters fondöten tekniğini uygulamak için fondötenimin altına sürebileceğim ve altından görünecek krem ürünler arıyorum. Bu çok güzel bir bronzer rengi benim için ve bu ikisi birleşince acayip iyi oldular. Bununla beraber aslında birçoğunuzun yorum yapmamı istediği ürünlerden biri de Beauty's'in bu Vipi sıvı allığıydı. Benim elimde 318 Connected rengi vardı. O kadar çok beğendim ki uyguladıktan sonra, ama çok az uygulamanız lazım. Mesela bu inanılmaz fazla. Çok çok az kullanmanız lazım. Hiçbir şekilde böyle toz yokken cildinizde fondötenizin üzerine böyle böyle yaparak dağıttığınızda bütün gün cildinizde duruyor. Dün gerçekten gece saat 12'de allığım hala duruyordu. Hayatımda ilk kez allık sildiğimi fark ettim. Bir diğer rengini aldım. Filtered rengi. Bu biraz daha pembe. Bu az daha mercana, şeftaliye doğru gidiyor ve bunun içerisinde ışıltılar var. Umarım Beauty's bunun daha çok rengini yapar. Ya başka rengini bulamadım ben. Var mı bilmiyorum, hani satışta var mı. Ama şeylerden bahsedeyim. Revolution'ın bunlarından aldım. Bunlar çok indirimdeydi. Bir tane gold, bir tane rose gold rengini aldım. İki tane aydınlatıcı, 5 tane de böyle farı olan. Rose gold olan da, bunun dışındakilerin hepsi ışıltılı. Hatta foiled olanlar var. Bununla bunun formülü neredeyse aynı. Renkleri de neredeyse aynı. İsterseniz şey yapabilirim. İndirime de çok girecek olan yeni Revolution ürünleri falan gibi. Çünkü bunları bitirecekler bence. Altın renkli olan var. Şu renk acaba Rihanna'nın o benim çok da sevmediğim Trophy Wife rengine benziyor mu diye baktım ama bu daha sarı. O daha yeşil alt tonlu bir altın. Ben çok fazla ambalaja kanan bir insan değilim. Şekil şemal çok önemli değil. Fakat bunlarda kandım. Nashita'nın veya Nashita'nın kendi web sitesinden, benim zaten çok kullandığım ve sevdiğimi sürekli söylediğim fondöten fırçalarından aldım. Bunlar %50 indirimdeydi. Bir de zaten yine çok kullandığım bu süngerlerden aldım. Yine çok uygun fiyatlı Eclipse'in bu lateksiz olan süngeri. Üstü hafif böyle tüylü tüylü olan, hani kesik süngeri. Bazıları çok güzel oluyor. Mesela şeyinki, Nashita'nınki hiç güzel değil. Köşeli köşeli pembe olan var. Şunun tüylüsü. Altlarda bir yerlerde. Bu fena değil ama yine de çok ürün emiyor. Yani ilk elim buna gitmiyor. Neden bu kadar fırça alıyorsun Nihan? Çünkü sabahtan akşama kadar makyaj yapıyorum. Sürekli ürün deniyorum. O yüzden. Wet n Wild'ın Color Icon allıklarını benim çok sevdiğimi zaten biliyorsunuzdur. Bunun yeni bir rengi gelmiş. Blazenberry. Çok koyu bir gül kurusu gibi. Bunu gerçekten dikkatli bir şekilde kullanmak lazım. Ama özellikle esmerlere çok güzel olacak bir renk. Hafif bir ışıltısı da var. O yüzden yüzünüzü çok tozlu veya çok böyle canı gitmiş olarak göstermiyor. Bunu aldım. Bunu neden aldım? Bende C5 var sanırım. O çok açık kaldı bana. C7'sini aldım. L'Oreal'in Infallible Modern Concealer'ını denediğim videonun altında çok fazla kişi bununla karşılaştırmamı istemiş. Bence bu birazcık daha kuru bir formül olabilir ama isterseniz aşağıya yazabilir misiniz? Bunu Modern Concealer'la ve Tarte'la karşılaştırabilirim dilerseniz. Böyle hani farklı farklı günlerde bir onunla bir onunla falan. Aha, bir tane Beauty Bay alışverişi yaptım, onu size gösterecektim. Jouer'in Essential High Coverage Liquid Concealer'ını aldım. Bunun için Tarte'a göre biraz daha nemli, biraz daha göz altlarınızı böyle çizgilerine dolmayan ama aynı yüksek kapatıcılıkta olduğu söylenen bir concealer da bu aslında. Yalnız ben bunu biraz açık renk almışım. Çünkü lace rengini aldım. O kadar da internetten swatchlarına baktım ama. Formülünü deneyeceğim. Eğer beğenirsem bunun bir farklı rengini daha alacağım. Revolution'ın Matte Base Powder diye pudraları çıkmış. Sıkıştırılmış pudraları. 3
Euro'ydu bunlarda. Bunu da denemek istedim. Türkiye'ye muhtemelen gelir diye düşündüm. Bir kez daha söylemiştim bunu. Beautybay'den sipariş verdiğinizde aldığınız ürünler çok dikkat çekici olursa patlayabilirsiniz. Şöyle ki işte böyle damlalıklı veya atıyorum mesela buna benzeyen böyle çok sıvı, büyük falan ürünler sipariş verirseniz gümrükte kalıyor. Kozmetik ithalat belgeniz yoksa da onu siz çekemiyorsunuz. O yüzden geri göndermek zorunda kalıyorsunuz. Gümrüğe takılmıyor normalde ama takılırsa hemen iadesini isteyin. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok kozmetik ürünleriyle alakalı. Zaten 20 euronun altında kalırsanız, çok büyük paketler, çok dikkat çekici şeyler almazsanız genelde geçiyor. Gözü dönmüş bir metalik harcıyım şu anda. Deborah Milano'nun Strobing Effect ürünlerini çok beğendiğimi söylemiştim. Birkaç tane de kullanmıştım. Bunların 02 ve 03 rengini daha önceden ben kullanmıştım. O yüzden gidip bir de 6 rengini aldım. 2 rose gold bir renk. Baya böyle simli simli şeye benziyorlar. Stila'nın farlarına benziyorlar. Bunları gözünüzün şu alt içine doğru uyguladığınızda da çok güzel oluyor. İsterseniz tüm göz kapağınıza da uygulayabiliyorsunuz. 3 rengi tam altın. Hafif sıcak bir altın. Daha böyle sarı bir altın. 6 rengini aldım. Mavi mor gibi. Biraz daha pigmentli. Diğerleri daha sim ağırlıklı. Bu biraz daha pigment ağırlıklı bir renk. 2, 3 ve 6 renkleri. Uçları göz altı kapatıcısı ucu gibi olduğu için göz kapağınızı hiç kesmeden veya tozla, pigmentle hiçbir şeyle uğraşmadan böyle zırt diye sürebiliyorsunuz. Sürüp böyle bekleyip hafif kuruttuktan sonra gözünüzü açtığınızda da çizgi çizgi olmuyor. Bayağı da kalıcılar. Aynı performansı beklediğim Rossmann'dan Catrice'in Long Lasting Cream Eyeshadow diye bir ürününü aldım. Bu glitterli olanlardan. Less Bitter, More Glitter diye. Bu Gunmetal dedikleri bir renk var ya. Gri ama hafif mor alt tonlu. Bu inanılmaz eşit. Bunun farklı formülleri de var. Yani glittersiz olan, sadece metalik olanları da var. Bu ürünün tüm formülleri böyle mi bilmiyorum ama simi inanılmaz eşit bir şekilde dağılıyor ve bence pigmenti de çok çok güzel. Bunu da yine böyle belki dumanlı bir makyaj yaparsam göz kapağıma falan sürmek için aldım. Biliyorsunuz çünkü her gün dumanlı makyaj yapıyorum. Sonra bir de Wet n Wild'ın bu Megalass Liquid Catsuit Liquid Eyeshadow'larından aldım 3 renk. Bunların da ilki Shells and Whistles. Bu renk. Bir sonraki Goldilocks. Bir sonraki de Cashmere Love. İlk renk aslında metalik bir renk ve yani düz bir renk. Diğer ikisini ise koyu bir toz bazın üzerine veya koyu bir krem bazın üzerine sürdüğünüzde çok güzel yansıtıcılıkları olan renkler. Özellikle bu ortadaki Goldilocks'ı gri gibi bir rengin üstüne sürdüğünüzde veya koyu yeşilin üzerine sürdüğünüzde çok şık duruyor. Böyle elimde baktığınızda yeşil sarı zaten. Simle oynamak istiyorum nedense. Tamamen ihtiyaçtan alınmış Revolution Pro'nun Illuminating Foundation Mixer adlı ürünü. Bu renk açıcı bir ürün ama sarıya doğru falan açmıyor. Bugün kullandım. L'Oreal'in bu 24 Hour Fresh Wear fondötenini ben zaten daha önceden denemiştim. Hatta buraya da linkleyeyim. Bunun rengi şu anda bana koyu. Bu aralar bütün yabancı YouTuber'lar o kadar çok seviyorlar ki unuttum ben bunu. Ben bununla ilgili ne düşünüyordum deyip kullanmak istedim. Fakat çok koyu olunca bununla karıştırdım. Gerçekten müthiş oldu. Çok azıcık pembe bir alt tonu var. Çok sarı, çok turuncu gelen ürünlerinizin rengini güzele doğru açabilir birazcık. Mesela bende Catrice'inki de var. Bununki çok yoğun bir formül. O yüzden ürününüz eğer serumsa falan onunla çok zor karışıyor ama bu hiç öyle değil. O yüzden bunu sevdim bayağı bir. En sonunda dudak ürünleri ve bir sürü oje kaldı. Golden Rose'un bu lip glosslarından aldım 3 tane. Rujun üstüne sadece bir ışıltı verecek veya sim verecek glosslar değil. Tam olarak renk verecek ve aynen isimlerinde de yazdığı şekilde vinyl gibi duracak, rugan gibi duracak glosslar. Sırasıyla 6, 5 ve 12 renklerini aldım. Türkiye'de olduğumuz için benim Wet n Wild dediğim ama isterseniz Wet n Wild diye de telaffuz edebileceğiniz bu güzel markamızın bir tane 656 Red The Scene diye bir rengi dudak kalemi. Bu benim bütün kırmızılarıma uygun olabileceğini düşünüyorum. Çok övüyor bunu yabancılar. Ayrıca yine şey Liquid Catsuit'lerin şimdi bir de High Shine lipstiklerini çıkarmışlar. 3 renk aldım ondan da. Bu aralar fark etmişsinizdir. Glossları biraz seviyorum. O Golden Rose'un lip glosslarına benzeyecek pigmentli tam kapatıcı rujlardan. Gloss diyemem. Glossy Rouge diyeceğim bunlar için. İlk renk Cedar Later. Bir sonraki Chic Got Real. Bir sonraki de Bad Girls Club. Yine Wet n Wild indiriminden In The Flesh adlı bu ruju aldım. Bunun birkaç tane daha rengi var bende. Bu formülü ben çok seviyorum ve gerçekten çok uygun bir fiyata düşüyor. Şu an mesela yeni koleksiyonlarıyla beraber onlar deniz olacak mı emin değilim ama Maybelline'in
Made for All diye bir serisi var. 50 tane farklı cilt tonunda 7 tane rengi test etmişler anladığım kadarıyla. Bu mesela pembesi, işte kırmızısı var, bej gibi olan bir tonu var falan. Bu da Pink For Me adlı renk. Hafif gül kurusu gibi sayılabilecek bir renk. Benim sevdiğim renkler bunlar. Color Sensation'ın rujların formülleri çok güzel. Dudaklarınızı kurutmaz, çizgilerinize dolmaz. Sizden ayrılırken güzel ayrılır. Ve asıl güzel olanları söyleyeceğim. Maybelline'in bu yeni, yine Color Sensation'ların Shine ürünleri. Bunu abartıp 5 tane aldım. Çünkü muhteşemler. Bir tanesini denedim, sonra koştur koştur diğer renklerini de aldım. İlk rengimiz 50 numaralı bej olan renk. Bunlar çok kremsiler. Dudaklarınız kuruyorsa, çatlıyorsa falan çok sevebileceğiniz renkler. Işıltıları sim değil. Renkler çok eşit bir şekilde dağılıyor. Sanki bir gloss'u tüpe sokmuşsunuz gibi görünüyorlar dudaklarınızda. İlk baştaki 50 Baddest Beige. Onun altındaki Top Seduction 55 numara. Hemen altındaki sıcak çikolata rengi 60 numara Chocolate Lust. Sakız pembesi 70 numara Secret Blush. Bir sonraki ise 65 numara Spicy Mouth. Bir sonraki ürünlerimiz de bu Maybelline'in Super Stay Matte inkleri. Geçen gün Maybelline Puma koleksiyonunu denediğim bir video vardı. Onu da buraya linkleyeyim i harfine. Ondan sonra aklıma geldi. Ben bunlardan neden almıyorum? Şu anda çok da indirimdeler aslında deyip Watsons'daki kıza rağmen aldım. Böyle bana. Bunlar biraz yapışkan yalnız biliyorsunuz değil mi? Hani almayayım diye uğraştı. Ben böyle biliyorum. Denedim. Yapışkan olduğunu biliyorum. Kurutmasındansa biraz yapışkan olmasını tercih ediyorum ben mat renklerim falan dedim. İlk renk 135 numara Globetrotter. Bir sonraki ise 130 numara Self Starter. Flor Mar'ın kesme mor rujlarını denememe o kadar çok insan istedi ki. Kendileriyle bir işbirliği yapacağımız için bana bir rengini gönderdiler. Kendi rengini. Ben onun formülünü beğendiğim için gidip kendime başka renk aldım. Koyu bir vişne çürüğü gibi. Benim aldığım da 1 numaralı Babe rengi. Birazcık Super Stay Matte inklere benziyor formülleri. Çok fazla dudaklarınızı kurutmuyor ama çok kalıcılar. Ojelere geldi. Tahmin edebilirsiniz ki sıra. Yüksek fiyatlı oje ben çok fazla almıyorum. En yüksek fiyatlı aldığım oje hep H&M'in ojeleri oluyor. Pastel, Golden Rose, Flor Mar falan yani hep markaları. Geçen gün Tati'nin tırnaklarında böyle bir renk gördüm. O yüzden aldım. Golden Rose Ice Color 203 numaralı neon sarı rengi. Tam bu renk benim kazağım var. Onunla beraber kullanmak için değil de siyahla veya beyazla kullanmak için aldım. Neon bu sene zaten çok 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 moda. O yüzden yine neon pastelin 259 numaralı böyle bir rengini aldım. Bu da şeftali ama neon bir şeftali. Sonra geçen bir iki videodur tırnağımda olan 251 numaralı pastelin böyle bir rengini aldım. Nar çiçeği gibi. Çok garip bir renk ama elde çok güzel duruyor. Bir de şu anda tırnaklarımda olan 255 numaralı rengini aldım. Hardalımsı, karamelimsi falan bir renk. Sonra yine neonlara doyamadığım için Flor Mar'ın Coral Red JL03 Jelly Look ojelerinden bu rengi aldım. Mesela bununla karşılaştırdığınızda bu birazcık daha turuncu, daha şeftali bir renk. Bu azıcık daha mercan rengi gibi. Bir tane böyle 265 Cookie Monster diye bir renk aldım. Soğuk buzlu bir lila gibi bir şey bu da. Aslında şu üstündekine de benziyor biraz. 254 Army Glam diye askeri yeşil bir yeşil aldım. Mat bu da. Sonra bir adet de 297 Caledon Glaze adlı bir renk aldım. Umarım doğru okumuşumdur. Bu da mavi ile yeşil arasında soğuk ama yani hiç öyle parlak neon gibi falan olmayan güzel bir renge benziyor. Flor Mar'ın bu sefer Pearly koleksiyonundan PL418 Chrome Purple diye bir renk aldım. Bunu yakından göstereyim. Bu birazcık yanar dönerli böyle. Böylece kozmetik alışverişi videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Lütfen size ilham veren bir şey olduysa şöyle bir videomu çeksen, hani böyle bunları birleştirsen, atıyorum mesela tüm glosslarımı denesen, formüllerini mi karşılaştırsan falan gibi aklınıza ne gelirse mutlaka yazın. Dediğim gibi bir sonraki videoda Sofex Extra Spice Palet bizlerle olacak. Ayrıca hala izlemediyseniz bir önceki videomu dün yayınladım. Yani pazar günü aşkım İrem Aktulgay'la beraber beğenmediğimiz ürünlerden bahsettiğimiz bir video oldu. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Perşembe günü görüşmek üzere. Öpüyorum.